Ömer lekesiz. Alçalmanın ve yükselmenin sınırı. Alçalmak ve yükselmek insana yüklenmiş iki haldir. Allah'ın kendi eliyle tesviye etmek ve ruhundan üflemek suretiyle. Saat suresi 72. Ahzeni takvim üzere en güzel, mükemmel şekilde yarattığı insan. Tin suresi 4. Hem bedenen hem de ruhen güzel, mükemmel bir varlıktır. Dolayısıyla insan, illiyyinden, en üst makamdan en yüksek yerden Mutaffifin suresi 18 21. Amel yaşama fiil mahalli olan esfel-i safilini Tin suresi 5 indirilmiştir ki bu yer aynı zamanda onun bedeninin de maddesi olması bakımından aşağıların aşağısı olarak hayvanlık seviyesidir. Buna göre esfelisafiliğinin insanın alçalmasındaki, illiyinin ise insanın yükselmesindeki sınır olduğuna hükmedilebilir. Nitekim her iki halin insanın nefsinde yerleşik olması da bu hükmün doğruluğunu teyit eder. Bu bahiste ilginç olan esfeli hayvandan daha aşağı düşülerek bir tür helak oluş, insanlık vasfını kaybediş, şeyleşme, hiçleşme söz konusuyken, Araf suresi 179, illiğinden sonrası için yapılabilecek bir belirlemenin tanımın bulunmayışıdır. Diğer bir söyleyişle, hayvandan daha aşağıya düşülerek insanlıktan helak olma, insanın kendi iradesinin kararının bir sonucu iken, illiyine erişmek ve ötesine geçmek ancak onun vehminde mümkün olabilmektedir. TDB İslam Ansiklopedisi'nde Ali Durusoy imzalı vehim maddesinde şu bilgi yer almaktadır. Sözlükte kuruntu, zan, tahmin, içe doğan şey anlamındaki vem, çoğulu evham, bilgi değeri açısından iki önermeden tercihe uzak ve iki kanaatin daha zayıf olanı, gelecekle ilgili zan, tahmin ve hayal manasında kullanılır. Bazen iki önermeden doğruya yakın olanı için zan, uzak olanı için vehim denilir aynı kökten türeyen tevehhüm ise bir şeyin varlığı hakkında tereddüt etme anlamına gelir. Cürcani'nin i̇bn Sina geleneğini yansıtan açıklamalarına göre vehim insana ait bir güçtür. İşlevi tikel kavramları algılamaktır. Vehim gücü sayesinde içgüdüsel olarak kuzu kurttan korkup kaçar. Aklın kavramsal güçleri kullanması gibi vehim gücü de cismani güçleri kullanır. Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen vehim kavramı hadislerde zannetme, yanılma, kuruntu ve özellikle namazda yanılma anlamında geçer. Nitekim bazı hadislerde sehiv secdesi yerine vehim secdesi tabiri de kullanılmıştır. Kaynaklarını eksilterek verdiğimiz bu bilgi, kişilerin kendilerinde gördükleri ya da kendilerine mal ettikleri yükselme hali için geçerli olduğu gibi onu kendilerine yakıştırdıkları, layık gördükleri kişilere bağlanma, tutunma sebebi sayanlar için de geçerlidir. Ki bu yanıyla hayvandan daha aşağıya düşülerek insanlıktan helak olmanın diğer insanları şaşırtan bir yanı yok iken, vehimde tahakkuku nedeniyle yükselmenin şaşırtıcılığı insan için bir tuzağa, mekri ilahiye bitişik bulunmaktadır. Bu cihetle esfel-i insan düşüncesine sabit bir yere sahipken, illiyin başlı başına sapkınlaşmanın, tuzağa düşmenin nedeni olarak insan için esfel-i daha problemli hale gelebilmektedir. Zira insanlıktan helak olunacak şekilde düşmenin ikinci bir düşmesi yoktur. Yükselme ise esfeli safilinden yukarıya doğru dikey çıkmayı ifade ettiği için bir başlama noktasına ve dolayısıyla her yükseliş yükselinen noktaya düşme potansiyeline sahiptir. Bunları derken İslam metafiziğinin, tasavvufun yükselmeye mahsus olarak ürettiği insanı kamil, fena, beka ve benzeri ıstılahları yatsıyor ve olası işlevlerini, ruhsal karşılıklarını reddediyor değiliz. Ancak konunun günümüzde vehim esasıyla her an bir istismara evrilmesi, din adına aldanışların ve aldatışların kaynağı haline gelmesi nedeniyledir ki, görünürdeki yükselişlerin aynı zamanda akide yönünden tehlikeli bir düşüş olabileceğine özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Nitekim cehennem ateşinde yanmayan kefen, kabir azabını azaltan su, İman kurtarıcı ve ona kefil olucu şey, pazarlamasının giderek arttığı günümüzde, kendilerini Mehdi, Gavs, insanı kamil sayanların, rüyalarında Allah'ı, Peygamberi, Kabe'yi gördüklerini iddia eden akıl zelvesini kırmış serserilerin de çoğalması, söz konusu vehimden beslenen yükselme, güya yükselmiş birinin bağlısı olma talebinin beraberinde getirdiği bir sonuçtur. Ez cümle, Allah'a kulluğun, insanın yükselişine bir tehdit de getirmediği halde, İslami vasat içinde vaaz edilmiş emir ve yasaklara bir hakkın uymakla mümkün olacağını bilmek, zaten başlı başına bir yükselmedir. Allah'ın ve Peygamberinin kullukta yükseltmediği yerde, yükselmeyi istemek, yönü, kıbleyi kaybetmek, kula kul haline gelmektir. Ömer Lekesiz Yeni Şafak